Bu videoda size bir uzunluk birimi olan metreden bahsedeceğim. Metreyi daha önce duyduğunuzu biliyorum. Metre dünya üzerinde en çok kullanılan uzunluk birimidir. Tabi bu noktada kafanızda hemen e, metre ne kadar uzundur ki diye bir soru belirmiş olabilir. Metrenin ne kadar uzun olduğunu anlayabilmek için oldukça uzun bir basketbol oyuncusunu gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Uzun olarak nitelendirebileceğimiz basketbol oyuncularının boyu ortalamanın üzerindedir öyle değil mi? Benim boyumun yaklaşık olarak ortalama olduğunu düşünürsek benden uzun bir basketbol oyuncusu olması gerektiğini söyleyebilirim. Evet bu arada basketbol oyuncumuzu da çizdim. Eline de bir tane basketbol topu konduralım. Bu basketbolcunun boyunun yaklaşık olarak 2 metre olduğunu düşünelim. Hemen not ediyorum. Bu uzunluk 2 metre olacak küçük m harfi metrenin kısaltması olarak kullanılır ve burası 1 metre burası da 2 metre Metrenin ne kadar uzun olduğunu anlayabilmek için uzun bir adım attığınızı da düşünebilirsiniz. Evet, eğer 7 ya da 8 yaşındaysanız uzunca bir adım atarsanız adımınız yaklaşık olarak 1 metre olacaktır. Uzun adımı da bu şekilde çizmeye çalışıyorum. Evet, işte böyle. Bu uzunluk yaklaşık olarak 1 metre olacaktır. Tam olarak 1 metre olmayabilir ama yaklaşık olarak 1 metre olacaktır. Peki, metre ile çok yakından bağlantılı olan bir başka uzunluk birimi de santimetredir. Santimetrenin içinde metre geçtiğini fark ettiniz değil mi? Santimin bazı ülkelerde para birimleri içinde kullanıldığını ve para biriminin yüzde birine eşit olduğunu biliyor olabilirsiniz. Bu durumda sizce santimetrede metrenin yüzde biri olabilir mi? Olabilir. Hatta öyledir. Santimetre metreden küçük bir uzunluktur ve 100 santimetreyi bir araya getirince 1 metre elde ederiz. Hemen not ediyorum. 100 santim yazacağım. Evet bu santimetrenin kısaltması. 100 santimetre eşittir 1 metre. Şimdi buradaki çizimlere geri dönecek olur isek, 1 santimetre metreden çok çok daha kısa bir uzunluğu gösterecek. Hatta buraya çizmeye çalıştığımdan bile daha kısa bir uzunluk olacağını bilmelisiniz. Santimetrenin ne kadar uzun olduğunu anlamak için de bir parmağınızı bu şekilde tutarsanız, parmağınızın genişliği tabii ki de ne kadar geniş bir parmağınız olduğuna da bağlı olarak yaklaşık olarak 1 santimetredir. Yetişkin erkeklerin parmaklarının genişliklerinin yaklaşık olarak 2 cm olduğunu da söyleyebilirim. Evet, işaret parmağımı bu şekilde tutup da ne kadar geniş olduğunu ölçecek olur isem yaklaşık olarak 2 cm bulacağımı zannediyorum. Evet, 100 santimetre 1 metredir dedik. Mantıklı değil mi? Şimdi de santimetre ve metre hakkında öğrendiklerimizi kullanarak, cisimlerin uzunluklarına bağlı olarak hangi birimi kullanmanın daha iyi olacağından bahsedelim. Karşımda çok uzun bir ağaç varsa, evet sizce bunu hangi birimi kullanarak ölçmem daha iyi olur? Metre mi yoksa santimetre mi? Videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz. Evet, uzun bir ağaç. Buradaki basketbolcudan bile uzun olacağından ağaçları ölçmek için genellikle metre kullanılır. Ortalama bir ağacın uzunluğu 10 ile 20 metre arasındadır. Bazıları 30 metre boyunda bile olabilirler. Peki, bir farenin boyunu ölçmek için sizce metre mi yoksa santimetre mi kullanmalıyım? Buraya minik bir fare çizmeye çalışıyorum. Bunlar minik bacakları olsun. Kuyruğu olan bir balığa daha çok benzedi ama lütfen idare edin. Bunun bir fare olduğunu kabul edersek sizce metre mi yoksa santimetre mi kullanmak daha iyi olur. Farenin boyu bir ağacın boyundan çok ama çok daha kısa olacağından boyunu ölçerken santimetre kullanmak daha uygun olabilir. Bir tarla faresi mesela yaklaşık olarak 5 ila 10 santimetredir. Peki İsterseniz metre ve santimetre ile ilgili bir de şunları ele alalım. Kapalı spor salonuna gittiğimizi düşünelim ve burada da bir havuz olsun. Havuzun ne kadar uzun olduğunu ölçmek istiyorsak ve boyunun 25 bir şey olduğunu da biliyorsak. Bu 25 metre midir? 25 santimetre midir? Bunun kapalı spor salonundaki havuz olduğunu unutmayın. Hemen videoyu durdurun ve havuzun uzunluğunun ne olması gerektiğine karar verin. 25 metre mi yoksa 25 santimetre mi? Kapalı spor salonundaki havuzun kenarına bu basketbolculardan birkaç tanesinin yattığını düşünürsek, arka arkaya yattıklarını gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Havuzun 25 metre olacağını ya da olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. 25 santimetrelik bir havuzda ancak bu fare yüzebilir. Hepimizin sahip olduğu telefonlar kadar bir uzunluktan bahsediyorum. Bu yüzden de havuzların uzunlukları metre türünden ölçülür. Peki, Söz konusu olan bir bina olursa ne olur? Hemen bir bina çizmeye çalışıyorum. 3 ya da 4 katlı bir bina olduğunu kabul edersek ve biri size bu binanın boyunun 15'li bir şey olduğunu söylerse sizce 15 metre mi demek istiyordur yoksa 15 santimetre mi? Lego'dan 15 santimetrelik bir bina yapmış olabiliriz pek tabii ama gerçek bir binanın boyu 15 metre olacaktır. Peki, bir de baş parmağımın uzunluğunu düşüneyim. Baş parmağımın boyunun 5 bir şey olduğunu biliyorum ama 5 santimetre mi yoksa 5 metre mi olduğuna karar veremiyorum. Sizce ne olmalı? 5 metrelik bir baş parmak. Hmm ancak bir deve ait olabilir öyle değil mi? Düşünsenize buradaki basketbolcunun neredeyse iki katından fazla bir uzunluktan bahsediyoruz. Evet evet baş parmağım tabii ki de 5 santimetre olacaktır. Umarım metre ve santimetrenin ne kadarlık uzunluklar olduğu hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayabilmişimdir. Kan alıştırmaları ile daha çok örnek çözerek metre ve santimetreyi daha iyi anlayabilir ve hangi durumda hangisinin kullanılması gerektiğine kolaylıkla karar verebilirsiniz.